Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 25. bölüm. Zekat ve cimrilik. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah'ın fazl-ı kereminden kendilerine verdiği nimetleri Allah yolunda harcamayı cimrilik edenler, bu nimet bolluğunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Aksine bu onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri o şey kıyamet günü boyunlarına dolacaktır. Ali İmran Suresi 180. ayet. O Allah'a şirk koşanların vay haline ki onlar mallarının zekatını vermezler. Fussilet suresi. Bu ikinci ayet zekatını vermeyenleri müşrik olarak nitelemektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal sahiplerinin vermedikleri zekat payı kıyamette azgın yılan şeklinde boyunlarına dolanacaktır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey muhacirler topluluğu, beş şey var ki bunlar başınıza gelir ve onlarla imtihan edilirsiniz. Bunları yetişmenizden Allah'a sığınırım. Bunlar şunlardır. 1. Bir cemiyette fuhuş yayılıp akım haline gelince o cemiyette o zamana kadar görülmeyen hastalıklar salgın hale gelir. 2. Eksik ölçüp tartanların belirlediği dönemde kıtlık yılları geçim sıkıntısı ve zalim yönetim baş gösterir. 3. Malların zekatlarını vermeyenlerin çoğaldığı bir cemiyette kuraklıkla cezalandırılır. Hayvanlar olmasaydı hiç yağmur yüzü göremezlerdi. 4. Allah'a ve onun Resulüne verdiği sözden cayan bir cemiyetin başına dış düşman musallat edilerek ellerindeki imkanlar alınır. 5. Devlet adamlarının Allah'ın kitabıyla hükmetmediği cemiyetlerde iç karışıklıklar oluşur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bütün hayatını cimrilik içinde geçirdikten sonra ölüme yakın cömert olanları Allah buğz eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, müminlerde cimrilik ve huysuzluk sıfatlarından her ikisi bir araya gelmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah'a yemin ederim ki hiçbir cimri cennete giremez. Yine bir hadiste cimrilikten sakının çünkü cimrilik bir cemiyeti zekat vermekten alıkoyar, sıla-i rahmi çiğnetir. Birbirlerinin kanını akıtmaya sebep olur buyurulmuştur. Başka bir hadiste ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah alçaklığı yaratırken hamurunu cimrilik ve mal ile yoğurdu buyurmuştur. Hasan-ı Basri'ye cimrilik nedir diye sorarlar. O da insanın malını zekat olarak verdiğini sayma, elinde kalan kısmını şeref saymasıdır diye cevap verir. Cimriliğin aslı mal sevgisi, aşırı ihtiras, fakirlik korkusu ve evlat sevgisidir. Bu konudaki diğer bir hadis de şöyledir. Çocuk insanı korkak ve cimri yapar. Diğer yandan bazıları var ki ne malının zekatını verir ne de kendisi ve ailesi için harcar. Bu cimrinin biricik arzusu paralarını önünde görmek, hatta avuçlarında tutmaktır. Oysa ki bunlar bilir ki bir gün ölecekler. Şairlerden biri cimriliği şöyle anlatmıştır. Kardeşim, insanların hayvan olanı vardır. Zeki ve görgülü bir adam şeklindedir. Malına gelen musibeti hemen anlar. Fakat diline gelen musibeti anlayamaz. Diğer bir şair de şöyle demiştir. Cimrilik salgın bir hastalıktır. Yakışmaz mertlere, aklı başında olanlara ve dindarlara cimriliği el açıklığına karşı tercih edenler. Yemin olsun ki aldanmışlardır. Yazık o kimseye ki hem dünyanın hem ahiretin hakkını engelledi. Dinden sonra da bir şey içe dünyasını da satar. Diğer bir şair ise şöyle der. Bir mal ki dosta faydası dokunmaz, yakınlara yaramaz ve yoksulun durumunu düzeltmez. Onun akıbeti bir varisin eline geçmiştir. Malı miras bıraktı, cimri ahirette pişman olur. Bişri Hafi der ki, cimriyle karşılaşmak felakettir, ona bakmak ise kalbi daraltır. Araplar cimrilik ve korkaklığı kişiye utanç veren huylarından sayarlar. Bir şair, ver azalır diye korkma. Çünkü Allah rızıkları kulları arasında bölüştürür. İşler bozulunca cimriliğin faydası yoktur. İşler yolunda giderken vermenin zararı yoktur demiştir. Diğer bir şair ise şöyle der. İnsanları cömert dost görüyorum ama halkın içinde cimrinin dostluğunu görmüyorum. Cimrinin aile içinde bile kınandığını görüyorum. Bu sebeple cimri olarak anılmayayım diye kendi kendime ikramda bulundum. Cimri bir kimseye başkası için mal toplamaktan zararın acısına katlanmak ve bol olan malın tadını ve hayrını görmemek
cimriliği kafidir. Şair Veki bu kimseler hakkında şöyle der. Cimri, varis için kendini mal biriktirmeye adamış bir alçaktır. Varisleri hesabına o sadece bir korku bekçisidir. Tıpkı kendisi aç olduğu halde avını başkası yesin diye yakalayan av köpeği gibi. İmam Ebu Hanife şöyle demiştir. Ben cimrinin adil olacağına ihtimal veremem. Çünkü cimri aldanmayayım diye yaltaklanarak hakkından fazlasını almayı isteyendir. Böyle kimse adil olamaz. Bir gün Yahya aleyhisselam şeytanla karşılaştı ve ona "Ey şeytan, dünyada en sevdiğim ve kızdığın insan kimdir?" demişti. Şeytan, "En sevdiğim insan müminin cimrisi, en sevmediğim kişi fasık cömert kişidir." diye cevap verdi. Hazreti Yahya neden diye sorduğunda ise şeytan, "Çünkü cimrinin cimriliği bana yeter fakat fasık cömerte gelince Allah'ın cömertliğini düşünerek onu affedeceğinden korkarım." demiştir. Daha sonra şeytan, "Eğer sen Yahya peygamber olmasaydın bu sırrımı sana açmazdım." demiştir.